Herkese merhabalar. Bu derste sizlere biraz iframe'den bahsetmek istiyorum. Iframe dediğimiz şey bizim normal ister HTML sayfalarımızı istersek de YouTube'daki videoları vesaire sitemize gömmeyi sağlıyor arkadaşlar. Örneğin gelip biz daha önceden yapmış olduğumuz bir HTML sayfasını şu anki HTML sayfamıza nasıl gömeceğiz? Bir onu görelim. Şimdi geliyorum ben. Buradan iframe yazıyorum şu şekilde. İframe etiketini kullanarak burada bunun SRC'sini veriyoruz. Şimdi daha önceden oluşturmuş olduğumuz bizim bir sayfa vardı. Şu sayfayı alalım mesela. Şuradaki sayfayı sitemizde yerleştirmeye çalışalım. Şimdi ne yapacağız biz? İframe klasörün içerisindeyiz değil mi? Öncelikle index.html dosyasının içerisinde olduğumuz için, yani bu iframe klasörün içerisinde olduğumuz için index.html'de ne yapacağız? Öncelikle bir önceki dosya dizinine gideceğiz. Bir önceki dosya dizinine gidiyorum ben iki nokta diyerek. Bir slash koyduğumda artık burada benim klasörlerim gelir halde olacak. Fakat burada şu anda bu otomatik olarak gelmedi. O yüzden biz kendimiz burada yerleştireceğiz bunu. Şöyle geliyorum. Şu klasörün ismini kopyalıyorum. Şöyle kopyaladım. Gelip buraya bunu yerleştirdim. Ve daha sonra bir tane daha slash ekleyerek bizim bu dosyanın altındaki index.html'e erişeceğim. Şöyle index.html diyorum ve kaydediyorum dosyamı. Tabii şu an iki dosyamız da açıldı. Tamam, bunlar açılmasın. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptım? Ben daha önceden oluşturmuş olduğum index.html dosyasını benim kendi şu anki bu iframe klasörünün içerisinde bulunan index.html'in içerisinde yerleştirdim. Şuradaki URL'den de görebilirsiniz. Şimdi peki bunun genişliğini, yüksekliğini nasıl ayarlayacağız? Tabii ki bunun genişliğini, yüksekliğini şu şekilde ayarlıyoruz. Geliyorum buraya, örneğin %100 diyorum. Ekranın %100'ünü kaplasın genişlik olarak. Şöyle tabii ki autoplay olduğu için onların içerisinde şu an kendi kendine hep başlayacak böyle. Şurada bir durduralım. Şunları durdurup şöyle gidiyorum tekrardan bunun içerisine. Şunların bir autoplay'ini kapatalım arkadaşlar. Otomatik başlamasın. Yoksa her seferinde o sesleri duyacağız. Şöyle gelelim. Kapattım bunları. Tamam. Index.html'in içerisine tekrardan geldim. Bunun height'ını da şöyle, yani yüksekliğini de %100 yapalım. Yani bütün sayfayı bizim karşımıza getirsin. Fakat bunu şu şekilde değil de şöyle 500 piksel yaparsak bizim için yeterli olacaktır. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim daha önceden oluşturmuş olduğumuz index.html sayfasını, HTML dosyasını olduğu gibi kendi dosyamızın içerisine aldık. İsterseniz şöyle yapalım. Şunu bir büyütelim. Şuraya sağ tıklayıp bir ögeyi denetleye tıklayalım. Mesela bizim şu body etiketin içerisine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bu body etiketin içerisine olduğu gibi daha önceden eklemiş olduğumuz dosyalar geldi kendiliğinden ve bizim normalde HTML dosyamız vardı. Bu HTML dosyasının kendi body'si vardı. Ve bunun içerisine biz iframe eklediğimizde iframe'i ekler eklemez, şurada index.html dediğimiz için daha, yani HTML dosyasının içerisinde bir HTML dosyası daha aldık. İşte iframe bunu sağlıyor. Yani HTML'in içerisinde HTML sayfalarının size görünmesini sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun da kendine ait bir head'i var. Bunun da kendine ait bir body'si var. Görmüş olduğunuz gibi bu da bir HTML dosyası ve iframe'in içerisinde olduğu için bizde hiçbir sıkıntı çıkarmadan gayet güzel bir şekilde önceki oluşturmuş olduğumuz dosyaların kendi farklı bir dosyada görünmesini sağlıyor. Şimdi gelelim birkaç tane YouTube videosu ekleyelim. Şöyle bizim geliyorum. Bizim benim YouTube sayfamdan, tabii şu YouTube'da şu an fazla videolar eklemedim. 7 abonem var ama zamanla buna da eklemeye başlayacağım. Fakat önceliğim tabii ki kursların oluşturulması. Bunu da zamanla oluşturacağız. Geldim sayfamdan. Örneğin burada sayı tahmini oyunu yapmıştım ben daha önceden. Bunun içerisine giriyorum. Buradaki videoyu kendi sisteme yerleştirmek istiyorum. Sisteme yerleştirmek için bunu şöyle alta gelip şurada paylaş yazıyor. Paylaşa tıkladığımda ve yerleştire tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi o da bize bir iframe sunuyor. Bu iframe'i kopyalıyorum ben ve şuradaki kendi dosyamızı çağırdığımız iframe'i silelim. Ve buradan bir tane YouTube iframe'i çağıralım. Şöyle geliyorum. Şunu artık kapatabilirim. Şöyle. Tamam. Kaydettiğimde şöyle dokümana girdiğimde kendi şeyimi görmüş olduğunuz gibi benim oluşturmuş olduğum dosyanın içerisinde daha önceki YouTube videom geldi, oluşturmuş oldum, yani YouTube eklediğim video geldi. Bakın şu an kesik çıkıyor burası. Bunu da ayarlamak için ne yapacağız? Genişliğini %100 yapacağız ki sıkıntı olmasın. Gayet güzel bir şekilde yerleşsin bizim sayfamıza. Mesela gelip bir tane daha dosya ekleyelim. Şöyle ikinci videoya gireyim. Şunu bir durduralım. Geliyorum, paylaş diyorum.
Şöyle yerleştire tıklıyorum. Buradaki iframe'in hepsini alıp aynı şekilde bunun bir üstüne ekliyorum. Şöyle geldim, ekledim, kaydettim. Şöyle geldim dokümanıma. Bunun da genişliğini %100 yapalım. %100 yaptım. Bakın alt alta iki tane farklı videoyu kendi sitemize dahil etmiş olduk. Bu kadar basit yani bu dahil etme işlemleri. İstersek aralarında birer boşluk bırakabiliriz şu şekilde. Şöyle boşluk bıraktığımızda aralarında boşluk olacaktır. Ve istersek de şu boşluktan sonra işte bu bir YouTube videosudur diyelim. Ve hemen onun üstünde bu yazının görünmesini sağlayalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle iki tane BR de ekleyebiliriz. Şöyle. Bakın böyle kendi videolarınızı bu tarz oluşturup şöyle yine buraya da bunu kopyalayalım. Tamam. Böyle kendinizin sayfanızı hazırlarken işte YouTube'da yani YouTube'a videoları ekleyip kendi sitenizi rahat bir şekilde gömebilirsiniz. Çünkü normalde bu videoları kendi serverınızda depolamak serverı hacmini genişleteceği için ne yaparsanız YouTube'a eklersiniz videolarınızı. YouTube üzerinden çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Hani bu şekilde iframe'i de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.